hazırlanmana rağmen bu seni intihardan vazgeçirmedi mi? Beni bunu en çok iten şeylerden birisi de yine uyuşturucu. Ve sonrasında abimle kavga etmeye başladım. Ve kendimi 8. kattan attım. Kullanmış olduğum maddelerden dolayı yere yığılmıştı. Gözümün önünde can çekişiyordu. İlerisi karakoldu. Fakat bunun için gerçekten olan bir şey yapmadım. Çünkü o kurtuluyordu. Belki ben de kurtulmak istiyordum onun gibi. Psikoloğa hiç gittin mi? Onun vereceği yasal uyuşturucular, ben onu zaten günlük olarak, hayatımda sürekli olarak kullanıyordum. Arada hiçbir fark yoktu. Birisi yasaldı, birisi yasal değil. Neden intihar etmek istedin? Benim intihar etme süreçlerim aslında biraz daha kendimle yüzleşme konularımdan oldu. Çünkü kendim yapı olarak biraz daha duygusal ve melankolik olarak bakıyordum hayata. Ve bu konuda biraz daha ailemin aslında bana yardım ettiğini görmüyordum. Her şey çünkü bana karanlık ve kötü olarak baktığım için onlar bana yardım etmiyor olarak görüyordum. Hiçbir işin içerisinden çıkamıyordum. Yaşamış olduğum imtihanlar, sıkıntılar, o zamanlar duygusal olarak çok kötü yanlarım vardı diye görüyordum. Hatta o süreçlerde annem benim çok yanımda olmaya çalışıyordu ama ben hiç eve gitmiyordum. Sürekli arkadaşlarımda kalıyordum. Ve beni bunu en çok iten şeylerden birisi de yine uyuşturucu. Sürekli kafama uyuşturmam oluyordu. Zaten uyuşturucu çok küçük yaşta başladığım için, 9-10 yaşlarında, beynimi zaten çok fazla bu şekilde kullanmıyordum. Amacım tamamen uyuşturucu içmekti. Küçük yaşlardan beri hep bu şekilde devam ettim. Bu beni sağlıklı düşünememeye vesile oluyordu. Ve bu yüzden işin içerisinden çıkamadıkça bir gün patlama anında ilk intihar girişimini yapmış oldum. Hatta ben o sürede kendim İmam Hatip mezunu olduğum için biraz daha ailemin istemesiyle imamlık sınavlarına hazırlanıyordum. O süreçte kendime söz verdim içmeyeceğim diye. Kısa bir süre içmemeye çalıştım. O zaman gerçekten bazı şeylerin düzeldiğini fark ettim. Sonrasında imamlık sınavına hazırlandım 2 yıl kadar. Bir camide bir imamın yanında hem Kur'an eğitimi hem de yani Kur'an'ın lafız eğitimini alıyordum. Hem de camide öğrencilere Kur'an kursunda ders veriyordum. Cüz öğretip Kur'an öğretiyordum. Kendim de bu süreçte imamlık sınavlarına hazırlanıyordum. Peki imamlığa hazırlanmana rağmen bu seni intihardan Hazırlanmama rağmen bu beni gerçekten hiç vazgeçirmedi şu şekilde. Ben ilmihal konularının sayfası sayfasını ezbere biliyordum. Mesela birisi bana dışarıda namaz konusu olsun, hac konusu olsun, fitre, zekat. Gerçekten kitaptaki yazarın aynısını cevap verebiliyordum. Çünkü kendime bir hedef olarak imamlığa hazırlanıp kendimi bu kötü hayattan kurtaracağımı diye düşünüyordum. Ama bu ilmihal bilgileri sadece fıkhi bilgiler olduğu için benim hayatımda çok fazla bir değişikliğe sebep olmadı. Birisi bana namazın nasıl kılındığını sorduğu zaman içerisindeki tüm konulara karşıdaki kişiye anlatabilirdim. Ama namazın neden kılınması gerektiğini sadece farzı ondan diye devam edebilirdim yani. Yani temel olarak ruhumun ilacı yani ruhumun gıdası olan konular Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an ile yaşamak, Efendimizin yolunda gitmek bunlara açtı. Ama ben onun yerine namazın nasıl kılınacağını öğrendim. Bu da benim ruhumu tam olarak tatmin etmiyordu. Ruhumun ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı için bu beni intihar düşüncesinden yine vazgeçirmedi. İntihar girişiminden biraz bahseder misin? İntihar girişimim benim 2 kez oldu. İlkinde yine bu imamlık sürecinde yaşadığım dönemlerdeydi. Bir gün ailemle de kavga etmeye başladım. Ve sonrasında abimle kavga etmeye başladım. 8. katta oturuyorduk o zaman. Ve abimle kavga ederken kendim odaya geçtim. Ve abim de tekrar benim peşimden geldi. Ben orada abimle tekrar kavga etmeye başlayınca kendimi 8. kattan attım. Yani vücudumun yarısı dışarı çıktı. Vücudum tam yarısı dışarı çıkmışken hemen içeri çekti beni. Ya ben kendim orada öleceğimi hiç düşünmemişim. Çünkü tamamen hayatımda o andan kurtulmak vardı. Yaşamış olduğum ikinci intihar girişimi ise ilk intihar girişiminden 2 yıl sonrasında oldu. O ilk intihar girişiminin üzerine belki o anki şeylerle kapattım ama bu içerimdeki yaşamış olduğum savaşlar tekrardan yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Ve bir yerde işe girmiştim. O zamanlar iş yerindeki konumumdan dolayı çekmecede silah bulunurdu. Kendim zaten geçmiş hayatımda silahlarla yaşamaya pek alışıktım. Bir gün yine bu işin içerisinden çıkamadığım dönemlerde silahı elime aldım ve kendimi öldürmemek için sebepler aramaya başladım. Fakat hiçbir sebep bulamamıştım kendimce. Ama bilmiyordum ya ailemin aslında beni çok sevdiğini, benim için her türlü fedakarlıkları yaptığını ve sürekli olarak yaşamış olduğum içindeki bu kavgalardan dolayı o gün intihar etmeyi düşündüm. Fakat ölümümün güzel bir şekilde olmasını istedim. Bir silahla bir iş yerine değil, belki istemiş olduğum bir yerde, benim istediğim şekilde. Yani bunun adını ben koymak istiyordum.
Kendim belki o zamana kadar hiç kimseden bahsettiremedim ama ölümümle kendimi bahsettirmek istedim biraz daha. Ve o gün sadece o an için erteledim. Sonrasında akşam bu düşünceye tekrardan kendimi soktum sürekli olarak. Eşimle konuşuyordum o zaman. Kendimi öldürmek istediğimi ona söylemedim. Tam o zaman da yas sezonu okundu. Eşim dedi ki camiye gitsene niye duruyorsun dedi. Sen önceden çok giderdin dedi. O zaman içimde bir meyil oldu camiye gitmek için. Fakat o an onun için uygun değildim. Ve kendime yatsı namazı için eve gitmeyi söz verdim. Ve yatsı namazı için eve gittim. Ama sürekli yolda hani intihar edecektin? Neden bunu yapmadın? Bu hayattan kurtulmak istemiyor musun? Neden, neden, neden? Hep bunların cevabını arıyordum. Yine uyuşturucu içmek istedim. Kafamın içindekileri susturmak için. Ama eve gittiğimde kendimi abdest alırken buldum. Ve sonrasında yatsı namazını kıldım. Eşim bana bir iki video izlettikten sonra aslında bu içindeki kavgalardan kurtulabileceğimi, bir kurtuluş yolu olduğunu gördüm. Ve ailemin benimle çok ilgilenmeye başlaması. Çünkü bende çok fazla değişimler hissediyorlardı. Ve ben de bu intihar süreçlerini erteledikçe ve içimdeki soruların, kavgaların çözümlerini buldukça çok şükür o intihar girişimlerinden kurtulmuş oldum. İntihar girişimlerinden önce bir not bırakmış mıydın? Bir not bırakmayı yazılı olarak düşünmemiştim. Çünkü benim ölümü anlamak isteyen için çok güzel bir not olacaktı. Vermek istediğim mesajı ulaştırmış olacaktım. Psikoloğa hiç gittin mi? Psikoloğa bir kez gittim. Benimle konuşmasında hayatımda çok bir şey değişmediğini o anlık hissettim. Çünkü benim içerisinde yaşamış olduğum savaşlar benim manevi savaşlarımda. Yaşamış olduğum sıkıntılar manevi sıkıntılardı. İlaç olarak düşünüyorsak zaten ben o ilaçları günlük hayatımda sürekli olarak kullanıyordum. Arada hiçbir fark yoktu. Birisi yasaldı, birisi yasal değil. Zaten o ilaçlar beni bu manevi savaşlara itenen büyük sebeplerden birisiydi. Ama benim ruhum bazı konulara çok açtı. Ruhum bu konuda çok aç olduğu için verilecek maddi gıdalar onu doyurmuyordu. Ve ben bu yüzden psikoloğa gitmeyi bıraktım. Hayatın boyunca unutamadığım dediğim bir anını bizimle paylaşır mısın? Hiç unutamadığım ve çoğu gece rüyalarıma giren bir anım var. Bir gün yine yaşamış olduğum mahallede dolaşırken bulunmuş olduğum bir mecliste, yani bir ortamda bir kişinin gözümün önünde uyuşturucudan can çekişerek ölmesiydi. Kullanmış olduğum maddelerden dolayı yere yığılmıştı. Ve ben o an o arkadaşla rast geldim. Gözümün önünde can çekişiyordu. İlerisi karakoldu. Belki yardım edebileceğim bir durum olduğunu düşündüm. Fakat bunun için gerçekten o an bir şey yapmadım. Çünkü o kurtuluyordu. Belki ben de kurtulmak istiyordum onun gibi. O yüzden yardım etmek istememişimdir. İkinci yaşamış olduğum olay ise kullanmış olduğum maddeleri bir gün almak için gittim. Sürekli almış olduğum kişiden. Aslında benim o zamanlar nasıl bir insan olduğumu biliyordum. Fakat o gün bana bir yanlış yaptı. Malzemeler ileride dedi. Ben alıp geleceğim dedi. Ve gitti. Uzun süre beklememe rağmen gelmedi. Telefon ettiğimde benimle ters bir şekilde konuştu. Ve nerede olduğunu sordum. Yerini söyleyince yanına gittim. Tartışma yaşadıktan sonra silah çekti. Ve çekip gitmezsen beni vuracağını söyledi. Ben de belki o anlık yaşamış olduğum tedirginlikten dolayı o an oradan uzaklaştım ama bunun onun yanına kalmayacağını söyledim. Ve sonrasında her yerde onu soruşturmaya başladım. Sonrasında o taşınmış ve bu torbacılık mesleğini bırakmıştı. Peki şu an neler yapıyorsun? Eski hayatınla şu anki hayatın arasındaki fark nedir? Şu an ticaret hayatıyla uğraşıyorum. Kurmuş olduğum bir düzen var ve hayatımın bir amacı var. Bu amaç üzerinde yürüyorum. Yaşamış olduğum intihar olayının sonuncusunda hayatımın dönüm noktası olarak adlandırdığım bir videoyla, Sözel Köşkü'nün videosuyla karşılaştığımda sürekli o videoları izleyerek ve Risale-i Nur eserlerini okudukça ruhumdaki boşlukları tamamen doldurduğumu, içinde yaşamış olduğum kavgaların tamamen bittiğini ve hayatın çok daha anlamlı olduğunu, yaşamanın çok güzel bir şey olduğunu hissetmeye başlamıştım. Yani Rabbim beni çok daha kötü durumlarda yaratabilirdi. Ama ben bunların hiçbir zaman iyi yanını göremediğim için, sürekli kötü baktığım için hep isyankar bir durumdaydım. Manevi boşluklarım daha da çok artıyordu. İlacımı bulamıyordum. Ama sonrasında Rabbim o ilacı, o reçeteyi bana Kur'an ile verdi. İlk başlarda çok tepki aldım. Uçacaksın, ne yapıyorsun sen? Bu kadar bağlanılır mı? Sadece namaz kıl geç. Senin yani bu kadar derine inmen gereksiz gibi çok tepkiler aldım. Hatta yaşamış olduğum o eski hayatı, o kötülükleri yeni hayatımla örtmeye çalıştığımı söyleyenler bile oldu bana. Ama çok şükür ben ne kadar çok Kur'an'a sarıldıysam Rabbimin o kadar çok hidayetini ve yardımını üstümde hissettim. Ve hayatım tamamen değişmeye başladı. Rabbimi tanıdıkça, o iman gözüyle hayata baktıkça hayatımın aslında çok güzel olduğunu, isyan değil şükür edilmesi gerektiğini çok iyi anlamış oldum.
İşte o eski hayatımı sürekli düşünüyorum bazen ve şu anki iman gözlüğüme bakıyorum ve intihar olaylarının ölüme sonuçlanmadığı için her gün Rabbime şükrediyorum ve güzel baktıkça her şeyden lezzet alıyorum ve bu güzellik beni her gün Rabbime yakınlaştırıyor. Rabbime olan aramdaki bağı çok güçlendiriyor. Kainattaki tüm güzellikleri gördükçe bu güzelliklerin bir sahibinin olduğunu ve bu güzellikleri yaratan benim hayatımın bana ızdırap olması için değil, bir imtihan olması için, belki sonrasında yaşayacağım sıkıntılar için beni şimdiden bazı şeylere alıştırdığını ya da hazırladığını gördüm. Ve tevekkül ettikçe asla yarı yolda kalmayacağımı ve ben ne zaman yarı yolda kalsam bile Rabbimin her zaman o yolda bana yardımcı olacağını her an hissediyorum. Ve hissettikçe Rabbim olan sevgim, bağım daha da çok artmış oluyor.